Alerjik bronşit belirtileri gösteren çocuklar, genellikle bir çocuk alerji uzmanına geldiğinde ayrıntılı bir öykü alıyoruz. Yani alerjik bronşitin belirtileri gerçekten var mı? Onun özelliklerini irdeliyoruz. Daha sonra ailede bir alerjik hastalık var mı yok mu onu sorguluyoruz. Ve kullandığı ilaçları, şimdiye kadar aldığı tedavileri sorguluyoruz. Ve aldığı tedavilerin faydaları olup olmadığını sorguluyoruz. Ve bu sorgulamadan sonra çocuğun muayenesini yapıyoruz. Akciğerlerini dinliyoruz. Akciğerlerde bir sıkışma var mı, herhangi bir belirti var mı yok mu değerlendiriyoruz. Ve alerjik bronşiti taklit eden bazı hastalıklar açısından çocuğun diğer muayenelerini yapıyoruz. Daha sonra çocuklarda alerjik bronşit için bir alerji testi planlıyoruz ve ciltten alerji testini uyguluyoruz. Bu alerji testi yapılırken öncelikle son bir hafta içinde alerji testini etkileyen ilaçların kullanılıp kullanılmaması kullanılmamasını sorguluyoruz. Çünkü bazı ilaçlar var ki alerji testini etkileyebiliyor. Bu nedenle o ilaçların kullanıp kullanmadıklarını sorguluyoruz. Daha sonra alerji testini yapıyoruz ve alerji testine test sonucunda alerjisi olup olmadığı, hangi şiddette olduğunu saptıyoruz. Ve çocuğun yaşı eğer 5-6 yaşından büyükse solunum fonksiyon testini yapıyoruz. Daha sonrasında çocuğun nefesinde bazı maddelere bakabiliyoruz, yaşı uygunsa. Bazen kandan bazı testler yapıyoruz ve bu çocuğun belirtileri, öyküsü ve testlerin sonucuna göre de astım olup olmadığına karar veriyoruz.